Selam arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Türk mutfağının en popüler yemeklerinden biri olan kuru fasulyeyi yapıyoruz. Evlerin vazgeçilmezi, Türk mutfağının damak tadının vazgeçilmezi bir lezzet. Gelin malzemelerimizi sayarak başlayalım. 500 gram haşlanmış kuru fasulye, 1 adet kuru soğan, 1'er yemek kaşığı domates ve biber salçası, 2 yemek kaşığı tereyağı, 5 adet kuru biber, 1 tatlı kaşığı karabiber. Arkadaşlar öncelikle soğanımı doğrayarak başlıyorum. Soğanlarımı küp küp doğrayacağım. Çok aşırı ince olmasın. Biraz hissedilir şekilde olsun soğanlar. Biraz hatırı sayılır bir soğan olsun ki kuru fasulyede soğan çok yakışıyor. Tereyağımı tencereme koyarak devam ediyorum arkadaşlar. Bir miktar burada erimesini sağlayalım. Tereyağım eridi de arkadaşlar soğanı içine bırakıyorum. Evet, soğanlarımızı karıştırıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken bir şey var arkadaşlar. Soğanları çok aşırı derecede kızartmıyoruz. Soğanların birazcık çiğ kalmasını istiyoruz. Çünkü soğanın çiğ tadı kaldığı zaman kuru fasulyede pişme esnasında inanılmaz bir lezzet veriyor. Asıl kuru fasulyenin lezzeti orada ortaya çıkıyor. Çok kızardığı zaman daha başka bir tat alıyor. Buna dikkat ederek yapalım. Bir miktar kavurmaya devam ediyoruz. Soğanım şöyle bir çiğ kokusunu saldı arkadaşlar. Şimdi içine salçalarımı bırakıyorum. Bir miktar da salçayla birlikte kavuracağım. Salçanın da çiğ kokusunun çıkmasını istiyorum. Yemekte salçalarda biber ve domatesi bir arada kullanırsanız çok lezzetli oluyor. Özellikle böyle sulu yemeklerde ama hele kuru fasulyede bu çok bariz belli oluyor arkadaşlar. Buna dikkat ederseniz çok güzel olur. O lokantalarda yediğiniz kuru fasulyenin tadını yakalayacaksınız. Salçanın da kokusu çıktı, hissedebiliyorum arkadaşlar. Salçadan da güzel kokular gelmeye başladı. Ve artık içine kuru fasulyeyi ilave edebiliriz. Bu şekilde döküyorum kuru fasulyemi. Bir miktar karıştıralım. Kuru biberlerim var arkadaşlar. Acı kuru biberler. Bunları da içine atıyorum. Hem güzel bir dekor oluşturuyor porsiyonların içinde. Hem de lezzet veriyor. Çok acısı da çıkmıyor. Kırmadığınız sürece. İçinden sevmeyenler alabilir daha sonra bunu. Şimdi suyunu ilave ediyorum. Daha fazla kuru fasulyeleri öldürmemek adına. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Ben aşağı yukarı 700 gram kadar falan bir su koydum. Son olarak tozunu ve baharatlarını koyuyorum. Baharat olarak ben zaten karabiber koyuyorum arkadaşlar sadece. Ekstra bir baharata gerek kalmıyor. Şimdi ağzını kapatacağız. Ve kaynadıktan sonra altını biraz kısacağız arkadaşlar. Bu şekilde özlenene kadar pişecek. Evet arkadaşlar, kuru fasulyemiz pişti. Şimdi tabağımıza koyalım. Şu şekilde sunumumuzu bir yapalım. Üzerine biberimizi de koyalım. Şimdi geldik işin en lezzetli kısmına. Siz de gelin. Arkadaşlar tadım testini yapacaktık ama bugün Ramazan ve Ramazan'da niyetliyiz. Bunu iftar için hazırladık. İnşallah iftarımızı açtıktan sonra tadına bakacağız. Tüm Müslüman aleminin Ramazan'ı mübarek olsun. Videomuzu beğendiyseniz beğenip abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.